gitti. 700 şehidimizin bir yerde, 300 şehidimizin bir başka yerde mezarlarını buldu. 5-6 yerde daha mezar tespiti yapıyoruz. Ve oralar, o çerçevede... Bu saldırılar durdu mu? Şimdi oraya geleceğim. Arakan konusunda da oradaki bütün Müslüman liderlerle temasa geçti. Özellikle başkentteki liderlerle. Haziran ayında olaylar patlak verdi. Olaylarla ilgili hemen büyükelçimizi de görevlendirdik. Olaylar Haziran ayında işte biliyorsunuz bu karşılıklı tecavüzler vesaire gibi başlayan şeyler. Bir Budist rahibeye tecavüz edildi iddiasıyla başlayan olaylar. O olaylar bir iki hafta sonra durdu tamam. Ama tabii Arakan Müslümanlarının 10 yıllardır çektiği acılar, bu olaylardan sonra gördükleri baskılar, gerek Rohingya'daki Budist gruplardan, gerekse yönetimden, Müslümanların şu anda büyük bir insani yardıma ihtiyacı var. Bunun üzerine Büyükelçimiz Myanmar Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Ben bir mektup yazdım. Bu iki konuda ki duyarlılığımızı, şehitliklerle ilgili gerekli adımlar atılacak zaten, Arakan Müslümanlarla ilgili ve daha sonra da sürekli temas halinde olduk. Dün de tekrar bir temas gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki 2-3 gün içinde Büyükelçimiz Arakan'a bir heyetle birlikte gidecek. O zaman daha doğrudan bilgiler alacağız. Kamuoyumuza infiale sebep olan bazı resimler, görüntüler doğrudan Arakan olaylarıyla ilgili görüntüler değil, bunu da ifade etmek isterim. Bir kısmı Tibet'te, bir kısmı başka yerde oldu. Bunu Arakan Müslümanlarından da teyit ettik. Yani ne kadar otantik oldukları. Bu isimler, resimler yayınlandığında zaten olaylar büyük ölçüde durmuştu. Evet. Bununla yetinmedik. Bengaldeş Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Başbakanımız da dün Londra'da Bengaldeş Başbakanı ile görüştü. Oradaki mültecilere yardım ve birlikte Arakan'a ulaşabilir miyiz düşüncesi. Dün biliyorsunuz evvelsi gün Diyanet İşleri Başkanlığımızla da görüşüp bir kampanya başlattı Diyanet İşleri Başkanlığımız. Yani şunu söylemek istiyorum. Arakan konusunda ne yapılması gerekiyor? Hepsini yapıyoruz. En kısa zamanda da oradaki kardeşlerimize ulaşmak için çabayı sürdüreceğiz. Ama sadece Arakan değil. Bakın Cuma günü bir taraftan Suriye heyetini kabul ederken bir taraftan Libya'da seçimlere giren bir heyeti kabul ettim. Bir taraftan Irak'tan heyet kabul ettik. Libya, Irak, Mısır'a ziyarette bulunduk. İnşallah Eylül ayında, en geç Ekim ayında Mısır'la Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi'nin ikincisini yapacağız. Çok kapsamlı bir işbirliği eylem planının hazırlıkları içindeyiz. Tunus'la aynı şekilde özel bir kapsamlı eylem planı hazırlığı içindeyiz. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Salı günü bize gelecek, Bakir İzetbegoviç. Bosna'da bir hükümet krizi var. Evet. Gün be gün bunu takip ediyoruz. Sadece Afrika'daki büyükelçiliklerden Latin Amerika'daki büyükelçilik şeylere kadar, Mali'deki Timbuk'ta kültür katliamına kadar gün be gün bunların hepsiyle uğraşıyoruz. Şunu çok iddialı bir şekilde elhamdülillah ki bu şeydir, bir gazeteci yine ona atıfta bulmuş. Hattı diplomasi yoktur, satı diplomasi vardır. Satı ise bütün dünyadır dememe atfen hafif istisnai bir şekilde. Evet, dünyanın bütün satında bugün Türk dış politikası faaliyet halindedir. Türkiye tanınır, bilinir, saygı duyulan bir ülkedir. Ve bu tempomuzu hiç azaltmadan hangi kriz çıkarsa çıksın, hangi eleştiriler gelirse gelsin, hangi küfre kadar varan hakaretler olursa olsun bu ülkenin onurunu, bu milletin her yerde en iyi şekilde temsilini sağlamak üzere gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Başkent Kulisi'nde bu hafta uzunca bir program yaptık. Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.